Merhaba. İsmim Uğur Kulaklı. Aksaray ilinde taksicilik yapıyorum. Sizlere hayatımda yaşadığım bir olay anlatacağım. Geçmişte, yani bundan tahriben bir 5 yıl önce falan bir evlilik yaşadım. İlk başlarda evliliğim çok güzel gidiyordu. Ama zamanla her şey alt üst olmaya başladı. Sıkıntılar üst üste geldi. Benim borçlarımdan dolayı problemler çıkmaya başladı. Derken sonuçta ayrılık yaşadık. Ama baya baya sıkıntılı bir ayrılıktı bu. Çok düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Kendimden çok ödün verdim. Biteceğini biliyordum ama dedim ki olur mu diye düşündüm ama olmadı. Giderken bana sen hayatta hiçbir şey yapamazsın dedi. Birkaç gün hiçbir yere çıkmadım. Evde kendi kendime kendimle mukayese ettim. Dedim ki ben bu kadar mıyım yani? Ben bittiğim an mıdır bu? Ya da hiçbir şey düzeltemez miyim ben? Derken kendime karar verdim. Bu işin böyle olmayacağını. Ayaklarımın üzerinde durmam gerektiğini. Ve başladım. Eski bir arabam vardı. Onunla harala gürele devam ettim. Ama gece gündüz hiç durmaksızın çalıştım. Tabii bu arabayla bu olmayacaktı. Ben bir Ford Focus araba aldım. Borç harç gene. İnanın durağa geldiğimde 1 lira param vardı. 1 TL parayla başladım. Sonra Mercedes-Benz kamyon fabrikasından bana bir teklif geldi. Ben orayla taşıma konusunda görüştüm ve anlaştık. İnanır mısınız? İşlerim o kadar rayına oturuyordu ki ben bile şaşırıyordum. Yani hiçbir şeyin sahibi ve hiçbir şey olamayacak bir insan bir şeyler yapabiliyordu. Sonra kendi kendime dedim ki bu işi nasıl ilerletebilirim ve ben nasıl göz önünde olurum? Fabrikadaki kendinden emin, bilge insanlarla oturup sohbet ettim. Fabrikaya gelen hocalarımızla yol boyunda sohbetler yaptım. Ben onlardan çok büyük feyiz aldım. İnanın çok büyük etkisi oluyor. Baktım ki işler daha da farklı olmaya başladı. Arabanın borcunu bitirdim. O yıllarda düşünün ki kafamda bir şey vardı. Jeep'le taksicilik yapacaktım ben. Benim hep hayalimdi bu. Ve inanın onu da yaptım. Evet, Jeep'le bir taksi. Herkes bana diyordu ki ya sen manyak mısın? Asıl öyle değildi. Bir şeyleri çözümlemem gerekiyordu. Kendimi kanıtlamam gerekiyordu en azından. Mücadele etmem gerekiyordu benim. Ve oldu. Sonrasında akabinde her şey birbirinin devam etti. Evimi baştan boya tekrar dizdim ve evlilik gerekiyordu. Biraz zamanı vardı. Yapmam gereken şeyler vardı. Onları gerçekleştirdikten sonra dedim ki ben bunları da yaparım. Şu anda işime halen devam ediyorum. İnanın çok çok iyi bir konumdayım. Aksaray Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nda yönetim kurulundayım. Hep üst makamlarla toplantılarım oluyor. Onlarla görüşüyorum. İnsanlara yardım ediyorum. Benim durumumda sıkıntılı olan insanları buluyorum. Onlara
nasıl mücadele edeceklerini anlatıyorum. Ben her zaman şunu söylerim. Hayat mücadele eder. Kendini çok kuvvetli hissetmen gerekiyor. Bir şeyleri yapman gerekiyor. Bunu aklından kesinlikle çıkartmaman gerekiyor. Yani işte ben öldüm bittim aklıyla gitmemek gerekiyor. Bazı şeyleri arkaya atmanız gerekiyor. Ya işte ya bu böyle olmuş. Ya olmuş yani. Olmuş da ölmüşün çaresi yoktur. Ama hayatın devam ediyorsa sen bu hayata idam etmek zorundasın. Kendini ben bittim dediğin anda bitirirsen işte o zaman birçok şeyi kaybedersin. Ama sapasağlam ayakta durman lazım. İşte karşındaki insanlar ya işte bu adama böyle oldu, bu da bitti, işte şöyle oldu, kötü oldu, bunu dememeleri lazım. Bunun için ciddi anlamda mücadele edin. Evliyim. Bir tane dünya tatlısı 3,5 yaşında kızım var. Eşim bana çok destek oluyor. Tabii sıkıntılar olmuyor değil. Oluyor. Olacak da. Hayat ufak tefek sıkıntılar da olacak. Büyük sıkıntılar da olacak. Ama buna mücadele etmek lazım. Yoksa hiçbir şey yapamayız ki. Kul sıkışmazsa Hızır yetişmez derler. Ama Hızır'ın yetişmesi için de kulun biraz mücadeleci olması gerekiyor. Hiçbir zaman hayat bitti diye düşünmeyin. İnsanın önüne o kadar güzellikler çıkıyor ki. Ben de bazen karamsarlığa kapıldığım zamanlar oluyor ama onu atmasını da biliyorum. Sabah kalktığınız zaman akşama kadar gününüzü o kadar güzel değerlendirin ki değerlendirmeye çalışın. İnsanlara nasıl yardımcı olabilirim? Belki sıkıntılı zamanlarda sıkıntılı insanlarla da karşılaşmışsınızdır ama onlarla görüşmeyin. Yaramaz insanlar insana hiçbir zaman fayda vermez. Bilin ki çok iyi insanlar da var. Size destek olacak. Sizlere yardımcı olacak. Ben çok arkadaşımın, benim durumumda olan çok arkadaşıma çok büyük yardımlarda bulundum. İnanın, hiçbir zaman bir şey için vicdan azabı çekmedim. Üniversitede okudum. Ama ticaret biraz daha baskın geldi bana. Şimdi yaşım 43. Bazen diyorum ki ya artık yoruldum ben. Ama daha yorulmaya çok erken. Bilmiyorum. Benim size diyeceğim şu. Hayatınıza iyi bakın. Bir akşam oturduğunuzda veya çok sakin kaldığınızda bir gözünüzün önünden geçirin. Güzel şeyler düşünün. Güzel olsun. Unutmayın. Hayat mücadeleye değer. Sonuna kadar. Kendinize iyi bakın.